Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok güzel bir konuya, çok güzel bir teoriye giriş yapacağız. Bu teori kuantum mekaniği arkadaşlar. Kuantum mekaniğini hep beraber öğreneceğiz, işleyeceğiz. Ve neden çok önemli? Neden cep telefonlarımızın çalışmasını sağlayan en önemli tek şey bu? Ondan sonra kuantum mekaniği neye yarar? Klasik mekanikten farkı nedir? Bunları göreceğiz. Şimdi öncelikle kuantum mekaniğinin klasik mekanikten farkını öğrenmek için önce bir klasik mekanik tekrar yapmamız gerekiyor. Klasik mekanik nedir? Amacı nedir? Klasik mekaniğin asıl amacı arkadaşlar herhangi bir konumun bize işte ilk kondisyonlar verildiğinde, mesela x'in sıfır andaki yeri verildiğinde, konum verildiğinde herhangi bir t anındaki yerini bulmak. Veya bize ilk konum verilmemiş. Mesela ilk konum verildiğinde zaten herhangi bir t anındaki yerini bulamayız. Buna ne lazım arkadaşlar? Bize bir kuvvet lazım. Kuvvet uygulanıyor mu? Veya bu cisme sahip olduğu bir ilk hız var mı? Veya bunların ikisine de ihtiyaç duymadan cismin o anki potansiyeli ne? Yani çünkü potansiyel enerjiyi biz şöyle gösteriyoruz. İşte diyelim ki potansiyel enerji durumumuz şu. Biz buna V diyelim. Bizim cismimiz şurada. O zaman gideceği yeri aşağı yukarı hesaplayabiliriz işte. Peki bunu nasıl yaparız arkadaşlar? İşte bunları inceleyelim önce. Ondan sonra kuantum mekaniğine yavaşça girelim. Peki şunların hepsine ulaşabilmek için biz dedik ki potansiyel ihtiyacımız var. Bunu nasıl gösterebiliriz? Şöyle gösterebiliriz bir iki örnekle. Biz potansiyel enerjiyi V diye gösterelim. Potansiyel enerji yerçekimi açısından bakarsak mesela yerçekiminin sağladığı potansiyel enerji nedir arkadaşlar? M çarpı G çarpı yükseklik neyse onun konum vektörüdür değil mi arkadaşlar? Şu G de bir vektör bu arada. Şimdi biz bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Eğer ne yaparsak biz kuvvete erişiriz. Şöyle bir şey yaparsak erişiriz arkadaşlar. Biz eğer potansiyel enerjinin konuma göre türevini alırsak şöyle bir şey çıkacak. M ile G'nin sabit olduğunu zaten biliyoruz. Eksi M çarpı G çarpı şu X'in türevi alınacak arkadaşlar. Neye göre? X'e göre alınacak. Yani buradan biz aslında birim vektör çıkacak. Biz bu türevi alınca ve elimizde şöyle bir şey olacak. Eksi F diye bir şey olacak. Bu F ne arkadaşlar? Gerçekten uyguladığı kuvvet aslında bizim şu anki kullandığımız örnekte, potansiyel örneğinde. Peki başka bir örnekte ne olabilir? Mesela bir örnek daha verelim potansiyel için. Diyelim ki çok özür dilerim. Bu neden bu kadar büyüdü? Şunu silelim. Bizim potansiyelimiz diyelim. Elektrik potansiyeli olsun. Mesela iki tane yüküm var. Uzayda böyle duruyorlar. Bunlardan birincisi Q1, ikincisi Q2 olsun. Aralarındaki mesafeyi de x diyelim yine. Bu ikisinin uyguladığı potansiyeli biz şu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. 1 bölü 4 pi epsilon 0. Şu 1 bölü 4 pi epsilon 0 aslında bizim K sabitimiz. Hani lisede falan kullandığımız. 1 bölü 4 pi epsilon 0 çarpı Q1 çarpı Q2 bölü şu A gibi göründü. Q2 bölü X. Bu bize aslında potansiyeli veren şey arkadaşlar. Hani şu iki cismin, iki yükün daha doğrusu uzayda dururken birbirine uyguladığı kuvvetten kaynaklanan işte ya da işte bu sistemin yapılabileceği işi, potansiyelini gösteren formül bu. Peki biz bu denklemin türevini alırsak konuma göre ne olacak? dv bölü dx diyelim biz buna. Kısmi türev alıyoruz ama burada sadece x değişken zaten. Hani o yüzden de dv bölü dx desek de doğru olur. 4 pi epsilon 0 sabit. Q1 ile Q2 sabit. Peki x'in türevini alırsak ne olur arkadaşlar? Paydada olduğuna göre x kare olacak ama bir tane de eksi işareti gelecek. Bu durumda bize ne çıkacak yine? Şöyle bir şey çıkacak. F eşittir eksi V'nin x'e göre türevi. Peki F ne arkadaşlar? Biz Newton'un ikinci temel yasasını hatırlarsak biz demiştik ki önceki videolarımızda falan F eşittir M çarpı A. Yani A ne arkadaşlar? Şöyle tekrar yazabiliriz onu. D kare x bölü dt kare. Bu da bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Biz f yerine şunu yazarsak eksi dv bölü dx'i çok güzel bir diferansiyel denklemimiz oluyor ve bu aslında klasik mekaniğin çok güzel bir özeti. Yani şu gördüğünüz kısım klasik mekaniği özetleyen bir şey. Biz bunu az yukarıda nasıl gösterdik? Dedik ki arkadaşlar bizim bir potansiyelimiz var. Bizim eğer potansiyelimiz varsa buradan neye erişebiliyoruz şimdi? Şurada gördüğünüz üzere m sabit olduğuna göre konuma göre türevini alırsak ivme yarışıyoruz arkadaşlar. Şunu farklı bir kalemle yazalım. İvme yarışıyoruz. İvme yarışırsak biz buradan nereye erişebiliriz? Hıza erişebiliriz. Neden? Hız ivmenin zamana göre integralidir. Peki hızdan nereye erişebiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela bizim momentum tanımımız m çarpı v'dir arkadaşlar. V'yi bulduğumuza göre momentumla erişebiliriz.
Peki hızdan başka nereye erişebiliriz? Şöyle bir şey yaparsak konumuna erişebiliriz. Eğer hızın zamana göre integralini alırsak o zaman da konuma erişiriz. Herhangi iki zaman arasındaki işte hızı kullanarak. Yani klasik mekanikte aslında biz bir cismin bulunduğu durumun potansiyelini biliyorsak veya kinetiğini falan biliyorsak o zaman o cismin konumuna kadar her şeyini bulabiliyoruz aşağı yukarı. Peki klasik mekanikte durum böyleyken kuantum mekaniğinde durum nasıl? Öncelikle kuantum kelimesine bakalım arkadaşlar. Kuantum kelimesi hani şu ilk derslerde çok anlamlı olmayacak bu bizim için ama yine de bir inceleyelim. Kuantum kelimesi Latince quantus'tan geliyor arkadaşlar. Quantus paketçik demek arkadaşlar. Paketçikli demek. Yani daha fazla küçük parçaya ayrılamayan. Kuantum kelimesi de birebir aynı anlamda. Hani İngilizce böyle geçmiş. Bunun çoğulu da arkadaşlar kuanta dediğimiz şey. Kuanta çoğul, kuantum tekil. Paketçik demek, paketçikler demek dolayısıyla. Biz kuantumu zamanla iyice işledikçe kuantum mekaniğini göreceğiz ki mesela elektronlar belli enerji seviyelerinde kalabiliyor. Ama mesela iki enerji seviyesinin arasında asla bulunamıyor. İşte biz o enerji seviyelerini aslında enerji kuantumu diyoruz. Biz bunların detaylarını daha inceleyeceğiz ileriki videolarda. Şimdi kuantum mekaniğine yavaştan girelim. Çünkü klasik mekaniğimizi inceledik. Kuantum mekaniğinde arkadaşlar bizim F eşittir ma gibi işte Newton temel 3 yasası gibi bir yasamız var mı? Şöyle bir güzellik var kuantum mekaniğinde. Dalga fonksiyonu dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Şöyle Latin alfabesinde yanılmıyorsam 23 ya da 26. harf olan işte Poseidon'un simgesi psi harfi bizim işte say deniyor İngilizce'de. Dalga fonksiyonumuz. Peki dalga fonksiyonu bana neyi veriyor? Dalga fonksiyonu sizin sahip olduğunuz işte parçacığın, işte kuantum parçacığı bunlar zaten işte atom altında çok belirgin hareket ediyorlar. Bu parçacığın herhangi bir anındaki nerede olabileceğini gösteriyor aslında. Hani bu dalga fonksiyonu doğrudan bir olasılık dağılımı değil. Ama birazdan göreceğiz. Biz bunun işte karesini falan aldığımızda bir olasılık dağılımı çıkacak. Biz oradan bir cismin işte bulunabileceği noktaları vesaire inceleyeceğiz. Ama o noktadan önce biz arkadaşlar çok meşhur bir denklemi görelim. Çok ünlü, çok tatlı bir denklem. O denklemi şuraya yazıyorum arkadaşlar. I çarpı H bar. Şu H bar dediğimiz, şurada da kısaca yazayım onu size. Muhtemelen birçoğunuz biliyorsunuzdur. H bar eşittir. H bölü 2 pi. Bu H ne arkadaşlar? Planck sabiti. Biz bunu 2 pi'ye bölünce H bar diye bir şey çıkıyor. Bu aslında bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. İleride sebebini belki anlatabilirim. Emin değilim şeyimiz olup olmadığından müfredatımızda. Şimdi şu denkleme yavaş yavaş devam edelim. Şu anda yazıyor olduğum denklem arkadaşlar kuantum mekaniğinin temel taşı diyebilirim. Şöyle dalga fonksiyonu zamana göre türevi eşittir eksi h bar kare bölü 2m çarpı yine dalga denkleminin dalga fonksiyonunun ikinci türevi bu sefer ama zamana göre değil konuma göre artı V çarpı, bu V dediğim arkadaşlar hız değil, şöyle büyük V, potansiyel enerjiyi gösteriyor. V çarpı dalga fonksiyonu. Bu gördüğünüz denklem arkadaşlar çok çok ünlü bir denklem. Bunu daha basitleştirilmiş hallerinde göreceğiz. Bu denklem arkadaşlar Schrödinger denklemi. Şöyle uzunca yazmamıza gerek yok. Schrödinger denklemi neye yarıyor arkadaşlar? Biz bu Schrödinger denklemini herhangi bir parçacık için çözdüğümüzde az önce bahsettiğim gibi onun konumuna kadar birçok şeye ulaşabiliriz. Ama ileride belirsizlik ilkesini falan işleyeceğiz ve şunu göreceğiz ki bazı şeyleri hesaplarken bazı şeylerle ilgili bilgiye tamamen erişemeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Schrödinger denkleminden hemen sonra şöyle bir şey görmemiz gerekiyor ki biz bu dalga fonksiyonunun neye yaradığını anlayalım. Çünkü bu dalga fonksiyonu şu an çok havada kalmış bir argüman gibi görünüyor olabilir size. Hani bu şaşırtıcı değil. Hatta bu derste işlediğimiz birçok şey öyle kalacak. Zamanla biz şu kısmın mesela ne anlama geldiğini anlayacağız. İşte bu kinetik enerjiyle ilgili olan kısım. Şurası potansiyel enerjiyle ilgili olan kısım. İşte biz bununla zamanla ilerledikçe siz diyeceksiniz ki ha bu da buymuş. Yani daha iyi anlayacaksınız. Aklınızda hala bazı sorular kalacak ama o noktada şeyi düşünmemiz gerekiyor. Hani gelmiş geçmiş en büyük fizikçilerden bir tanesi Richard Feynman. Diyor ki işte kuantum fiziğini gerçekten kimsenin anladığını söyleyemeyiz. Ki bu adam hani bu alana çok büyük katkılarda bulunmuş bir insan. Şimdi lafı çok uzatmadan biz Born diye bir fizikçimiz var. Born'un istatistiksel yaklaşımını görelim. Yaklaşım diyorum şöyle uzatmaya gerek yok.
Born istatistikler yaklaşımı şu arkadaşlar. Şöyle bir tanımlama yapmış adam. Demiş ki bir parçacığı eğer ben bir dalga fonksiyonuyla ifade edebiliyorsam zamana ve konuma bağlı olan ben bunun karesini aldığımda diyor ve onu da dx diye bir çok küçük bir parçayla çarptığımda diyor ben şuna erişirim. Şimdi neye eriştiğini şöyle göstererek inceleyelim. Adam diyor ki benim işte şöyle bir x koordinat eksenim olsun. Ve bu dalga fonksiyonunun karesine de ben ne diyeyim arkadaşlar? Mesela şöyle rho diyeceğim. Rho xt diyorum. Rho genelde olasılık dağılımları gösterirken kullanılan bir işarettir. Şimdi zaten bir olasılık dağılımı çizeceğiz sizle. Onu da farklı bir renkle çizelim şöyle. Şunun üzerine. Mesela diyelim ki benim dalga fonksiyonum şöyle bir şey. Dalga fonksiyonumun karesi böyle bir şey. Ve ben bir tane x noktası seçtim. Bu x noktası da neresi olsun? Şurası olsun. Ve bu x'ten çok küçük bir uzaklık sonra x artı dx diye bir yer seçtim. Şurası olsun o da. Bunun çok küçük olması önemli. Diyor ki eğer benim dalga fonksiyonumun karesi buysa, bu şekilde gösteriliyorsa, benim sahip olduğum parçacığın şu aralıkta bulunma olasılığı, yani x ile x artı delta x arasında bulunma olasılığı tam olarak budur. Şu gördüğünüz kısım. Peki biz buradan nasıl bir yorum yapabiliriz? Öncelikle bunu bir içselleştirmemiz lazım. Bu sahip olduğumuz şey dalga fonksiyonu değil. Dalga fonksiyonu karesi arkadaşlar. Ve şöyle gösterdiğimiz bir kare, bu normal bir kare değil. Bunu da detayını 2 dakika içinde işleyeceğiz. Ama ondan önce buradan bir yorum yapalım. Şöyle bir yorum yapacağız arkadaşlar. Eğer şu gördüğümüz fonksiyon, şu çizdiğimiz fonksiyon yani rho fonksiyonu dediğimiz yer bir olasılık dağılımı ise, yani normal olasılık dağılımı dediğimiz Gaussian, işte Poisson gibi bir olasılık dağılımı ise altında kalan alan, yani şuranın tamamının alanı ne olmak zorunda arkadaşlar? Hani bir olay olduğunda olasılık teorisinden hatırlayalım. Tüm olasılıkların toplamı neye ulaşıyordu arkadaşlar? 1'e. 1 olmak zorunda. O zaman ben şöyle bir şey yazarsam. Eksi sonsuzdan sonsuza kadar. Çünkü parçacık herhangi bir yerde olmak zorunda. Herhangi bir anda, herhangi bir pozisyonda. Şu dalga fonksiyonunu artık xt şeklinde yazmaktan sıkıldım. Çünkü x'e ve t'ye bağlı olduğunu artık biliyorsunuz. Eğer ben şu işlemi yaparsam arkadaşlar, dalga fonksiyonunun karesinin tüm konumlara göre eksi sonsuzdan sonsuza kadar integralini alırsam eşit olması gereken şey 1 arkadaşlar. Bunu da bir içselleştirelim önce. Sahip olduğumuz önce bir dalga fonksiyonu vardı. Bu dalga fonksiyonu bir parçacığın hareketini, işte durumunu, her şeyini ifade eden şey o. Konuma ve zamana bağlı. Ve ben onun karesini aldığım zaman ve onun da integralini aldığım zaman konuma göre 1 çıkıyor. Bunun anlamı şu, bu parçacık herhangi bir yerde olmak zorunda. Yani şurada yoksa şurada bir yerde, şurada yoksa şurada bir yerde. Peki şu olasılık dağılımında bir yerdeki değerin büyük, bir yerdeki değerin küçük olma anlamı nedir? Şuradaki değerin büyük olmasının sebebi bunun, bu parçacığın burada bulunma olasılığının daha yüksek olması arkadaşlar. Şurada olmasının küçük gösterilmesi sebebi ise mesela şuradaki değeri daha büyük bu fonksiyonun. Bu bir olasılık dağılımı dedik. Şuradaki değeri daha küçük. Dolayısıyla burada olma olasılığı daha fazla. Yani ben size bir velev ki elektron verdim. Bu elektron dalga fonksiyonunu da verdim. Dedim ki bu dalga fonksiyonundan işte elektronun bulunduğu noktayı hesapla. Sen bulunduğu noktayı eğer doğrudan denklemi verdiysem hesaplayamazsın. Sen bana bir olasılık dağılımı vereceksin. Onu da şunun karesini alıp dx ile çarpıp işte x artı dx'teki herhangi bir x artı dx'teki bulunma olasılığını hesaplayabileceksin. Ancak ben bir elektron verdiğimde ve onunla ilgili bir ölçüm yaptığımızda bu elektron nerede çıkacak? Eksi sonsuzla artı sonsuz arasında bir yerde çıkacak. Yani şurada herhangi bir yerde olmak zorunda. X ekseni üzerinde. Şu an tek boyutta inceliyoruz hareketi. Herhangi bir yerde olmak zorunda. Peki bunun şurada en olası yerin burası olduğunu görüyoruz değil mi? Bu çizdiğimiz fonksiyonda. Burada olma olasılığı çok daha büyük olmasına rağmen şurada çıkma olasılığı var mı? Var. Yani biz elektronu incelediğimizde şu noktada bulabiliriz arkadaşlar. Bu bizi şey yapmaz hani bulduğumuz dalga fonksiyonu, sahip olduğumuz dalga fonksiyonunun yanlış olduğunu göstermez. Aksine bu bizim olasılık dağılımına sahip olduğumuzu gösterir. Peki diyelim ki milyonlarca elektronum var. Diyelim ki ben bir elektronu klonladım. Teorik düşünüyoruz şu anda. Ve bu milyonlarca elektronun her birinin konumunu gözlemliyorum. Aynı dalga fonksiyonuna sahip elektronlar olsun bunlar. Hepsinin dalga fonksiyonu aynı. Şöyle çiziyorum. Siz bunların her birini ölçtüğünüzde milyonlarca ama bunlar ya da milyarlarca olasılık dağılıma göre dağılmaya başlayacak. Ve göreceğiz ki arkadaşlar şu
tüm elektronları ölçtüğümüz zaman bizim karşımıza şu olasılık dağılımı çıkacak. Birininki tamam şurası çıkacak, birininki şurası çıkacak, birkaçınınki şurası çıkacak, üç tanesinin şurası çıkacak. Ama karşımıza çıkan dağılım tam olarak bu olacak. İşte dalga fonksiyonu bu kadar güçlü ve biz dalga fonksiyonunun ilk değerini bildiğimiz zaman, işte x 0 genelde veriliyor bize, biz buradan bu dalga fonksiyonunun herhangi bir andaki durumunu hesaplayabiliyoruz. Bu kuantum fiziğinin, kuantum mekaniğinin giriş noktası ve en önemli noktalarından bir tanesi. Yani şu 5 dakikada, şu 5-10 dakikada işlediğimiz her şeyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Şu denklemi asla ezberlemeniz gerekmiyor arkadaşlar. Zaten zamanla o kadar alışacaksınız ki şu parçaların hepsini kendiniz sıfırdan yazabileceksiniz. Hatta bu şekilde yazmak zorunda kalmayacağız. Bunu zamandan daha bağımsız bir hale getireceğiz. Şimdi ilerleyelim arkadaşlar. Yıllar önce, işte 1900'lerin başlarında fizikçiler tartışırken şöyle bir problemle karşılaşmışlar. Diyelim ki benim bir elektronum var ya da işte başka bir parçacık, kuantum özelliklere sahip. Bununla ilgili bir dalga fonksiyonu var. Ve ben bu dalga fonksiyonun karesini bulabiliyorum. Dolayısıyla olasılık dağılımına sahibim. Şöyle bir olasılık dağılımı olsun. Çok çirkin oldu ama. Diyelim ki parçacığı ölçtüm ve C noktasında buldum. İnceledim parçacığı ve C noktasında olduğunu anladım. Herhangi bir T anında. Soru şu arkadaşlar. Ben bunu, bu ölçümü yapmadan tam önce, yani hemen önce bu parçacık neredeydi? Şimdi bununla ilgili 3 görüş var. Birincisi arkadaşlar, birinci görüş. Realist görüş. Bu arada bu realist görüş Einstein'ın da savunduğu görüş. Öyle söyleyeyim, belki takip etmek istediğiniz görüş buydur. Realist görüş der ki aynı yerdeydi. Yani ben bu parçacığı ölçmeden hemen önce bu parçacık burada olmak zorundadır. Ama realist görüşle ilgili sıkıntı şu. Eğer realist görüş doğruysa, yani parçacık hemen ölçmeden önce aynı noktada idiyse, bize bunu dalga fonksiyonu söyleyemiyor. Ve bu durumda kuantum mekaniği eksik bir teoreme sahip olmuş oluyor. Bu biraz rahatsız edici bir şey. Peki ikinci görüş ne arkadaşlar? İkinci görüş, ortodoks görüş. Ya da Kopenhag görüş. Neden isminin bu olduğuna dair bir fikrim yok. Bunu öğrenip bir dahaki videoda belki söyleyebilirim. Kopenhag yaklaşımı, Kopenhag görüşü de şunu diyor. Diyor ki hiçbir yerdeydi. Hiçbir yerdeydi. Ben ölçüm yapmadan önce bu parçacık oralarda değildi. Ve nerede olduğuna dair de bir fikrim yok. Zaten hiçbir yerdeydi diyor. Peki hiçbir yerdeydi ne demek? Bu hiç sezgisel bir yaklaşım gibi görünmüyor. Ama birçok büyük fizikçinin takip ettiği yaklaşım bu. Peki hiçbir yerdeydi ne demek? Şu demek arkadaşlar. Adam diyor ki benim yaptığım gözlem bu parçacığın da konumunu belirleyen şey oldu. Şimdi bunun sebebi ne? Yani bu yaklaşıma insanlar nereden varıyorlar? Şuradan varıyorlar. Şöyle bir gözlem yapılmış. Kuantum fiziğinin, kuantum mekaniğinin ilk yıllarında. Diyelim ki bizim bir dalga fonksiyonumuza sahip bir parçacığımız var. İşte bu parçacık şu olsun. Şöyle bir şey. Bu parçacığın ben konumunu ölçmek için bir gözlem yapıyorum. Ve ben bu gözlemi yaptığım zaman normalde parçacığın dalga fonksiyonu işte şöyle bir şey olmasına rağmen, dalga fonksiyonun karesi olsun bu arkadaşlar. Ben gözlemi yaptığım anda diyelim ki parçacığı da şurada buldum C noktasında. Bu durumda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Dirac delta fonksiyonunu umarım aşinasınızdır. Ondan şu anda bahsetmek istemiyorum ama belki de bahsederim. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Biz bu parçacığı C noktasında bulduk ya arkadaşlar. Biz bu ölçümden hemen sonra aynı parçacığı bir kere daha ölçersek konumunu aynı yerde buluyoruz. Şu C noktası pek bir şey olmadı. Şurası C noktası. Şu C ile şu C aynı arkadaşlar aslında ama çizim biraz kötü oldu. Buna dalga fonksiyonu çöküşü deniyor arkadaşlar. Ya da wave function collapse diye geçiyor İngilizce'de eğer incelemek isterseniz. Burada aslında olan şey şu. Hani burada da yine farklı yaklaşımlar var. Bu yaklaşımlardan bir tanesi diyor ki eğer bir gözlem yapıldıysa bir kuantum parçacığı üzerinde, kuantum parçacığı terimi de çok doğru değil belki ama işte bir parçacık üzerinde bir gözlem yapıldığı anda, mesela bir elektron olabilir bu, işte bir bozon olabilir. Bu parçacık rahatsız oluyor. İşte rahatsız edilmiş oluyor sizin gözleminiz tarafından ve bir noktaya çöküyor. Biz buna dalga fonksiyonu çöküşü diyoruz ve bu noktada kalmaya devam ediyor. Ama şöyle bir şey var. Zamanla bu gördüğünüz sıkışmış dalga, şu gördüğünüz sıkışmış şey, biz buna Dirac delta diyebiliriz. Dirac delta fonksiyonu, bunun detayını da işleyeceğiz. Bu sıkışmış fonksiyon
zamanla genişlemeye başlıyor. Yani tekrar şu hali almaya başlıyor yavaş yavaş. Daha da genişliyor ve eski halini alabiliyor. Ama hemen ardından ölçüm yaparsanız ilk ölçümünüzün ardından aynı noktada buluyorsunuz. Çünkü siz o dalga fonksiyonu durdurmuş oluyorsunuz. Yani hareket eden bir parçacığı aslında durdurmuş oluyorsunuz. Bu da Kopenhag görüşünün yorumu. Bir de üçüncü görüş var dedik arkadaşlar. Bu üçüncü görüş şu anda çok takip edilen bir görüş değil. Agnostik görüş arkadaşlar. Agnostik görüşü bilemem, bilmiyorum der. Doğrudan. Hiç yapıcı bir yorum gibi görünmüyor size. Ama bunun da ileride belki detayını konuşuruz. Bizim takip edeceğimiz görüş kesinlikle bu değil şu anda. Biz şu Kopenhag görüşünü sürdüreceğiz. İleriki videolarımızda. Ve zamanla siz de kendi görüşünüzü seçebilirsiniz tabii ki. Ama çok tartışmaya açık bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu derste ne yaptık arkadaşlar? Çok kısaca özetleyelim. Klasik mekanikten bahsettik. Klasik mekanikte amacımızın ne olduğundan, konumu bulmak olduğundan vesaire bahsettik. Çünkü konumdan her şeye erişebiliyoruz zamana göre. Ondan sonra kuantum mekaniğinde kuantum kelimesinin önce etimolojisini inceledik çok kısaca. Sonra dalga fonksiyonundan bahsettik. Çok ünlü Schrödinger denklemini inceledik. İnceledik diyemeyiz aslında, sadece gördük. Ondan sonra Born'un istatistiksel yaklaşımını inceledik. Bu diyor ki dalga fonksiyonunun karesi bize konumu verir. Şu kare alma işleminde bir sonraki videoda daha detaylı işleyeceğiz. Çünkü bu gördüğünüz kare işlemi reel sayılardaki kare gibi değil. İşte bu karmaşık bir sayı içerebiliyor şu dalga fonksiyonu. Ve biz onu kompleks conjugate dediğimiz karşısıyla çarpıyoruz karmaşıklık içeren denklemlerde. Kuantum ile ilgili görüşleri gördük bir soruya karşılık. Dalga fonksiyonu çöküşünden bahsettik ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim.